Yani imtihan öncesi bu kadar çalışılmaz ki çocuğum. Hani kafanız karışır sonra ya. Yok akü suyu nasıl bir şeydir? Ne bileyim efendim, torpido gözü bir nedir? Ay hepsi birbirine girer Sıdıka. Hakikaten anne ya, kafam kazan gibi oldu. Tabii. Abi ya, hani şöyle karayollarında sivri, külah gibi kırmızı beyaz plastik bir şeyler oluyor. Neydi onların ismi? Ay ben biliyorum kız onu. He. Kuka deniyor onlara, hani şöyle ucu sivri külah gibi işte. Kuka kız o. Tebrikler Safiye Saka, imtihanı geçtiniz. Yarın müdüriyete uğrayıp ehliyetinizi alınız. Lan bir de maytap geçiyorlar insanlar. Siz gidin de ananızla dalga geçin. Spola. Ya ne kızıyorsun anne ya, bildin işte kukayı. He, bana mazçuktan en kolay soruyu sorup tuzak kurdunuz değil mi? Aptal şeyler. Ay ben de istedim Goncagül karısı gibi gidip kendimi kursa yazdırırdım. Tabii. Hiç. Ne oluyor lan? Tavuk kümesine sansar girmiş gibi ne gıdaklayıp duruyorsunuz he? Ay bu ikisi bir olmuş, benimle dalga geçiyorlar Zekeriya. Öyle kuka muka falan diye. Aa uğraşmasanız da kızım ananızla ya. Bana bak lan Zekeriya. Ay benim nüfus kağıdım sendeydi. Yarın ilk iş onu çıkar gidip ilkokula kaydımı yaptıracağım. Ha diplomamı alınca da gidip bu ehliyet kursuna yazdıracağım kendimi. Ulan size inat, ağır vasıta ehliyetini kapacağım lan. Kaparsın tabii anne ya. Yani bunda alınıp komplekslenecek ne var anlamıyorum. Kardeşimle sana koka konulu bir şaka yaptık. Yok ya. Alay geçtiniz işte. Gidin de Goncagül teyzeniz baksın size. Madem o ehliyet alabiliyor. Gel Safiyeciğim, sen uyma bu deli bozuklara. Ben yarın bulurum nüfus kağıdını. Okula da gidersin, kursa da. O zaman görür bu haytalarda kokuyu mu kuyu. Ay ne kokusu be adam. Aa, ay dinle beni. Aklı fikri öyle şeylere çalışıyor. Bana bak Zekeriya, çek elini üstümden. Alayınızı parçalarım valla. Ay bu ev tımarhaneye döndü ya. Ha? Ben bu anı daha önce yaşamış gibiyim. Hep yaşıyoruz ya, ağzına tüküreyim. 13 bölüm ızdırap çekiyoruz be. Bana bak Zekeriya. Hmm. Yine gidip bir arabanın önüne park mı ettin ha? Ya ne bileyim ben be, ne bileyim ya. Safiye, yarın gidip Haymana Ovası'nda bir yere taşınalım, anasını satayım. Orada bol bol park yeri vardır ha. Ya geldik be, geldik ya. Allah Allah ya. Ne oluyor ya, nedir bu be, ne? Baba, ne bu ya? Ya baba gene birisi zili ve kapıyı kanırtıyor ya. Duydum kızım, duydum. Gecenin bir vakti hepimizi yatağımızdan hoplattı. Sır. Ya belli bir saatte de bizim kapımızı çalmak mahallemizde gelenek haline geldi he. Sanki bu bir örf, bu bir anane. Anasını satayım ya. Ya atsanıza ya. Baba he. Yine araba için geldilerse ben göreve hazırım he. Dur şu kapıdakiyle işimi halledeyim. Sana hastanede bir görev vereceğim ben. Şşş tabii Zekeriya, efendim. Aman bulaşma çocuğa, aç kapıyı. Yavrumun üstünü tuttu. Kim o? Benim, ben Zekeriya Bey, Goncagül. Aa, ne olmuş buna ya? Aa, hayrola Goncagül Hanım? Sabah saat 04 itibariyle ocakta yemeği olan kadınlar adına idareye el mi koydunuz? Ah, sormayın Zekeriya Bey. Bizim arabayı çukura düşürdüm. Ay Goncagül, o kadar gürültü çıkaran sen miydin? Kız otur şuraya. Arabayı mı devirdin? Evet ya. Ne işin vardı ki arabayla gece yarısı Goncagül teyze? Kız yollar boşken azıcık direksiyon çalışayım dediydim yarınki sınav için. Su dolu çukur varmış, görmedim işte. Çok bir şey olmadı inşallah. Yok ama rutin çıktı galiba. Hı? Amortisör patlamış, salıncak hasar görmüş. Olabilir tabii. Bak görüyor musun anne, Goncagül teyze nasıl çalışmış yarınki sınava? Çalışmış ama arabayı da yollamış çukurun. Neyse komşum canım, aa üzme kendini. Ayol cana geleceğine mala gelsin Goncagül ha. Aman senin rahmetlinin zaten uzun zamandır yatıp duruyordu arabası da. Hiç olmaz toptan bakıma girmiş olur kız. Neyse hadi uzatmayın da gidip bir el atalım şu arabaya. Goncagül Hanım göster bakalım nerede şu araba. Hadi, hadi. Bak bakalım. Sen nereye gidiyorsun? Dur, sen nereye gidiyorsun? Anne, ya, nereye kız sen böyle sabahın bir vaktinde vampirella gibi ha? Baba ben de şoför sayılırım artık, hem yarın sınav var, ben de geleyim. Gel hadi gel. Kız. Hadi bay bay. Bunların da alayı şoför oldu lan. Hele şu Goncagül karısı. Ulan bu yaştan sonra ehliyet senin neyine ha? Ulan sen ocaktaki yemeğine bakacağına öyle direksiyon başına geçersen doldurursun işte böyle çukurları ha? Sağ Çek Günlük
Sana yaşamımın en tuhaf birkaç günü daha yazacağım. Babam benim sürücü kursuna gitmeme izin verdi. Bu bile benim yaşamım için yeterince şaşırtıcı bir U dönüşüyken daha tuhaf bir şey oldu. Ocakta yemeğim var özdeyişiyle tanınan komşumuz Gonca Gül teyze de abim ve benimle birlikte kursa başladık. Üstelik kendisi sınıf birincisi. Gerçi rahmetli eşinin arabasını çukura doldurdu ama Erzurum'da abimden daha iyi bir şoför olacağı kesin. Ha, bu arada Ezgi Su annem yüzünden sanal bir evlat acısıyla sarsıldı. Ve Kenar. Birçok sayfana yazdım ama yine tekrarlıyorum. O bir salak. Salak o.